Cuma günden bu yana Muğla'mız yanıyor. Bu yanma niçin söndürülemiyor? Bunun bütün nedenlerini grup başkan vekilim, genel başkan yardımcılarım gerekli bilgi sizi vereceklerdir. Buyurun Muharrem Başkanım. Teşekkür ederim. Basınımızın değerli mensupları, sizlerin aracılığıyla Muğla'dan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok acı günler yaşıyoruz ama bunları da hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağız. Çok haklı bir soruyla başlamak istiyoruz. Muğla'da, Antalya'da yangın bölgelerinde yaşayan tüm yurttaşlar bu soruyu soruyor. Ülkemizin neden kendine ait yangın söndürme uçakları yok? Neden yok? 20 yıldır tek başına ülkeyi yöneten, 20 yıldır milletin istediği her yetkiyi verdiği bir iktidar var. Ama Türkiye'nin bugün çalışır, faal yangın söndürme uçağı yok. Neden? Bütün vatandaşlar, herkes şunu söylüyor. Eğer Türkiye'nin kendine ait yangın söndürme uçakları olsaydı, bu yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilirdi. Yangın tabii ki çıkabilir. Dünyanın her yerinde çıkıyor. Ama önemli olan planlı bir şekilde müdahale edebilmek. Bir soru daha. Türk Hava Kurumu niçin tasfiye edildi? Niçin işlevsizleştirildi? Niçin kayyum atandı? Neden güçlendirilmedi? Neden modernleştirilmedi? Neden? Bugün Beştepe Külliyesi'nde, sarayda çok sayıda uçak var. Bugün devletin bakanları her yere özel uçaklarla gidiyorlar. Ama ülkemizin kendine ait bir yangın söndürme uçağı yok. Çünkü bugün Türkiye'yi yönetenler büyük bir israf ve aymazlık içindeler. Acıdır ki vicdanlarını da kaybetmişler. Sürekli başkalarını suçluyorlar. Bugün tüm yetkileri merkezde toplayan bir saray iktidarıyla karşı karşıyayız. Ama o ne yapıyor? Tüm yetkiler merkezde, sarayda, ama o yerel yönetimleri suçluyor. Başkalarını suçluyor. Sorumluluk bilinçlerini de kaybetmişler. Türkiye'yi muhalefet yönetmiyor. Muhalefet çok çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Eksiklikleri de olabilir ama Türkiye'yi muhalefet yönetmiyor. Türkiye'yi yöneten Erdoğan tek adam muhalefet teröründen bahsedebiliyor. Bugün Türkiye'de maalesef saray iktidarı terörü var. Muhalefet terörü değil. Saray iktidarı terörü. Bugün ülkemizde keyfilik terörü var. Hukuksuzluk terörü var. Adaletsizlik terörü var. Genel başkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Az içinde bir saray iktidarıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihimizin en basiretsiz hükümetiyle karşı karşıyayız. Ama biz bütün sorunlarımızı hep birlikte aşacağız. Bugün Muğla'dan tüm yangın bölgelerinde büyük bir özveriyle çalışan, canları pahasına, kamu görevlisi olsun, gönüllü olsun, herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm mağduriyetleri hep birlikte dayanışma içerisinde birlikte çalışarak aşacağız. Biz ayrıştırmayacağız. Biz birleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum sözü. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın'a bırakıyorum. Evet Sayın Başkanım, teşekkürler. Öncelikle güzel ülkemize ve ülkemizin güzel ülkemizin göz bebeği Muğla'mıza ve bu cennet bölgede yaşayan herkese ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün itibariyle başlayan ki 4 günden beri uyarılan termik santral bölgesi, ki 2 termik santral var o bölgede. O termik santral bölgesiyle ilgili 4 gündür uyarılarda bulunuyorduk. Hem bizler hem de belediye başkanımız bunu uyardı. Defalarca uyardı. Eğer uyarılar dikkate alınsaydı 4 gün ve 15 kilometre yol kazanacaktık. Yani bu kadar yakınında, ki 15 kilometre ilerisinde yaklaşık bir termik santral daha var. Ki şu andaki gelen haberlerde rüzgarın mevcut Kemerköy termik santralini geçtiği ve kuzeye doğru ilerlediği, yani tehlike üstüne tehlikeyle karşı karşıyayız. Ama karşımızda
dinlemeyen, basiretsiz kalan, beceriksiz bir iktidar var. Ve bunun bedelini de maalesef millet olarak hep birlikte ödüyoruz. Malımızla, canımızla, doğamızla hep birlikte ödüyoruz. Şimdi iki bakan gitti santraller bölgesine. Orada yetkililer yoktu. Vali Muğla'daydı. Kaymakam oradaydı, yakındaydı. Ama iki bakan tek başınaydı. Yerel yönetimler yoktu. Neden? Neyi kaçırıyorlar? Neyi konuşuyorlar? Neyi duymasını istiyorlar? Ayrıca yanan termik santral, yani yangın bölgesindeki termik santralle ilgili orada hızlı bir iki gün öncesinden kömür yakma oldu. Bu doğru bir şey, doğal bir şey. Ancak bu öngörünün maalesef iktidarda da olması gerekirdi. Yok. Yani kendi başına kaderine terk edilmiş bu durumda. Dün o yandığı saatlerde ben de oradaydım. Oradaki acizliği ve basiretsizliği ve beceriksizliği görmek inanın derinden ama derinden bizi yaraladı. Efendim çok büyük bir faciadan son anda döndük. Nedir bu? 3-4 kilometre uzaklıkta santrale yakıt olarak kullanılan linyit depoları var. Eğer bunlar yanmış olasaydı bu bölge tamamen zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya olacaktı. Şimdi düşünüyorsunuz bu kadar beceriksiz, bu kadar öngörüsüz, bu kadar acizlik içinde olan bir iktidar ya bu termik santraller yerine ya nükleer santral olsaydı ya da doğal gaz santrali olsa ne yapacaktık? İşte bu bilginin, bilimin ve öngörüsüzlüğün bedelini canımızla, malımızla ve milletimizin bu güzellikleriyle ödetmeye kimsenin hakkı yok. Kemerköy termik santralinin yakınındaki iktidarın beceriksizliği inanın santral yakıtının kömür olmasıyla kurtuldu. Demin de söylediğim gibi eğer nükleer veya doğalgaz olsaydı büyük bir faciayla karşı karşıya kalacaktık. Efendim burada başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere genel müdürü yardımcıları hakkında görevi ihmalden soruşturma açılmalı. Görevi ihmal etmiş bir bakanlık ve personeli var bu gördüğümüz bölgede. Bunun yanında da canıyla başıyla büyük mücadeleler veren belediyelerimiz var. Gönüllülerimiz var. Çalışanlarımız var. İnsanlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından gözleri yana yana ağlaya ağlaya bu mücadeleye ortak olan vatandaşlarımız var. Ülkemizin enerji güvenliği tehlike altında. Bu enerji güvenliğinin tehlike altında olmasının nedeni de şu andaki iktidardır. Son bir haftada göz göre göre 10 yılda yanan ormanlarımızın alanlarımızdan daha fazlasını yitirdik. Tarihimizin en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşıyoruz. İktidar ise bir akıl tutulması içerisinde muhalefeti ve belediyeleri suçlamana yönelik bir algı peşinde. Bu yaşadığımız felaket ülkemizin yönetilemediğinin de çok açık göstergesidir. Vatandaşlarımız, milletimiz alevlerin ortasında kalmıştır. Ben tekrar herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Genel Başkan Yardımcımız Ali Üstünç'e bırakıyorum. Evet, değerli basın mensupları, 9 gündür Türkiye yanıyor. Muğla, Antalya yanıyor ama 9 gündür yangını söndüremeyen beceriksiz bir iktidar ile karşı karşıyayız arkadaşlarımın dediği gibi. Sel olur, bir türlü krizi yönetemezler. Deprem olur, krizi yönetemezler. Yangın olur, yangını söndüremezler. Bazı yerlerde tamamlandı yangın. Yanlış anlamayın. Ağaçlar kurtarılmadı. Son ağaca kadar yandı, öyle bu yangın bitti. Yangının bittiği yerlerde son ağaca kadar ormanlar yandı, öyle yangın sona erdi. Türkiye tarihinin en başarısız, en kötü iktidarı ve Orman Bakanı var. Sayın Pakdemirli. 13 Temmuz'da kısa bir süre önce bir açıklaması oldu Orman Bakanı'nın. Dedi ki, ormanda çakmak yaksalar haberimiz olur. Vay halimize. Allah'tan haberimiz oluyormuş. Ya haberimiz olmasa ne olacaktı? Vay halimize. Böyle bir bakan düşman başına. Hababam sınıfında kül yutmaz var diye öğretmen. Ona benziyor. Hani kimse benim dersimde kopya çekemez diyordu da bütün sınıf kopya çekiyor ya. Bu bakan da ona benziyor. Gerçekten bu kadar başarısız, yeteneksiz bir bakan olmaz. Birazcık onuru varsa hemen istifa eder. Değerli basın mensupları. Dün akşam AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toz pembe hayallerin televizyon kanalına çıktı. Sanki Türkiye'de her şey normalmiş.
günlük gülistanlıkmış gibi açıklamalar yaptı. Marmaris'e gelip milletin kafasına çay atan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam televizyonda yandaş gazeteciyle adeta çay partisindeymiş gibi sohbet etti, konuştu. Bizim buradaki açıklamalarımızı da değerlendirmiş. Biz başından beri buradayız. Ben, grup başkan vekilim Zengin Altay, Engin Özkoç, bütün arkadaşlarımızla başından beri sahadayız. Yangın söndürme uçağının olmadığını söyledik. İlk gün yaptığımız açıklamada yangın söndürme uçağı yok dedik. Nitekim yok. Gerçek bu. 3 tane kiralık uçak vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait uçak yoktu. Uçaklar hangarlarda, Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarlarda çürümeye bırakılmıştı. Biz uçak yok dedik. Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam çıkmış. 50 tane helikopter, 20 tane uçak var diyor. Beyefendi bunlar yeni kiralandı. Yangın büyüdükten sonra kiraladınız. Başkasının malını kiralık uçakları devletin uçağı, helikopteri zannediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Sayın Erdoğan yalan söylüyorlar demiş. Ben başından beri buradayım. Gelip Marmaris'e sizin gibi milletin kafasına çay atıp gitmedik. Yangının içerisindeydik. Yangının içerisinde mücadele ettik. Belediye başkanlarımızla, itfaiye erleriyle, Orman Genel Müdürlüğü'nün personeliyle. Biz başından beri buradayız. Yalan söylemedik. Ama siz dün akşam televizyona çıkıp milletin gözünün içine baka baka doğruları söylemediniz Sayın Tayyip Erdoğan. Doğruları söylemeyen bir cumhurbaşkanı samimiyetini yitirmiştir, inandırıcılığını yitirmiştir, dürüstlüğünü kaybetmiştir. Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarlarda çürütülüyor ama 2 uçağın tamiratı için 4,5 milyon doları çok gören Recep Tayyip Erdoğan bugün sabah itibariyle Somali'ye 30 milyon dolar gönderdi. Paramız yok, uçak alamıyoruz. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Yurttaşlarımızın evleri cayır cayır yanıyor. Ama Erdoğan Somali'ye 30 milyon dolar gönderiyor. Yazıklar olsun. Evde olmayan camiye haramdır der atalarımız. Yazıklar olsun. Bizim uçağımız yok ama sen Somali'ye 30 milyon dolar gönderiyorsun. Ormanda yanan canlılardan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. İneklerden, koyunlardan. Eyvallah. Sincap yanmadı mı? Kaplumbağa yanmadı mı? Ormanda başka canlı yok mu? Sayın Erdoğan, ormanları kasap reyonu olarak mı görüyorsunuz siz? Çok talihsiz bir açıklama. Ve diyor ki, ben neyse verin talimatı verdim. Yani vatandaşın ineği yandıysa inek verin, koyunu yandıysa koyun verin talimatı verdim diyor. Lütfettin. Beyefendi sanki lütufta bulunuyor. Devletin görevi bu. Vereceksin tabii. Millete sadaka verir gibi konuşmayacaksın. Devletin asli görevi budur. Devlet bugünler için vatandaştan vergi toplar. Beceriksizliğini, iş bilmezliğini, öngörüsüzlüğünü belediyelere atıyor. Belediyelerin sahası diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, yangınlar ormanda çıktı. Belediyelerin sahasında çıkmadı. Ormanlarda çıktı. Bak Anayasa 169 ne diyor? Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar, tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir diyor. Senin sorumluluğunda bu ormanlar. Eğer belediyeler olmasaydı şehir merkezleri yanardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere teşekkür edeceğine belediyeleri suçluyor, kendi günahını başkalarının üzerine atmaya çalışıyor. Üstelik afet koordinasyon toplantılarına da belediyeleri çağırmıyorlar. Marmaris yanıyor, Marmaris Belediye Başkanı yok. Milas yanıyor, Milas Belediye Başkanı toplantıda yok. Bodrum yanıyor, Bodrum Belediye Başkanı toplantıda yok. Ama bakıyorsunuz AK Parti milletvekili binmiş helikoptere, Antalya'da helikopterden koordinasyonu sağlıyor. Hiçbir vasfı yok, görevi yok AK Parti milletvekilinin. Helikopterden koordinasyonu sağlıyor. Şehrin seçilmiş belediye başkanları ise yoklar toplantıda. Bu yangında bile partizanlık yaptınız. Bu yangında bile siyaset yaptınız. Bakın, Türk Hava Kurumu'ndan bahsetmişken az önce, Türk Hava Kurumu 2019'dan beri uçakları piyasada yok. Uçakları kullandırılmıyor. 2018 yılında Türk Hava Kurumu'nun uçakları çalışırken Türkiye'de 5.3 bin hektar orman yanmış. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarlara göndermiş Tayyip Erdoğan ve ekibi. 2019 yılında 11 bin hektar, 2020'de 20 bin hektar yanmış. Türk Hava Kurumu'nun uçakları varken ormanlar yanmıyordu. Daha çok yanmıyordu, müdahale ediyordu.
Dün genel başkanımız Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Biz Türk Hava Kurumu'nu canlandırmaya, ayağa kaldırmaya hazırız. Türkiye'yi yangın söndürme uçaklarıyla buluşturmaya hazırız. Yeter ki engel olmasın AKP. Yeter ki iktidar engel olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türk Hava Kurumu'nu yeniden ayağa kaldıracaktır. Son söz. Yanan yerlere sakın beton yapmaya kalkmayın. Yanan yerlere sakın otel yapmaya kalkmayın. Sabıkanız var bu konuda. Geçmişte sabıkalısınız. Bodrum'da Pina Yarımadası yandı. Çivi çakılmayacak dediniz. Asla buraya beton gelmeyecek dediniz. Devasa bir otel var. Bugün yanan yerlere otel yapmaya kalkarsanız nefesimiz ensenizde olacak. Ama şunu da milletimiz bilsin. Zaten AKP iktidardan gidiyor. Siyasi ömürleri de oraları imar açmaya inşallah yetmeyecek. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay değerlendirmelerde bulunacak. Kendisi günlerdir yangının başından beri Bodrum Milas sahasında bölgesinde ciddi çalışmalar yaptı belediye başkanlarımızla birlikte. Ben sözü Sayın Grup Başkan Vekilimize Engin Altay'a bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, sevgili Muğlalılar, kıymetli vatandaşlarımız. Afetler toplumun bütün katmanlarını birleştiren, buluşturan ortak payda unsurlardır aslında. Afet deyince akla sel gelir, yangın gelir, deprem gelir. Ve afet halinde esnasında kan davalılar sırt sırta verme basiretini gösterir. Üzülerek söylüyoruz, yangının başladığı günden itibaren Sayın Engin Özkoç, ben, Sayın Ali Öztunç, Muğla milletvekillerimiz çığlık sesi duyduğumuz her yere yetişmeye çalıştık. Ben Muğla'da kaldığım 8 gün boyunca hiçbir kaymakamla ve Muğla valisiyle temas etmedim. Edemedim. Aynı sahadaydık. Milas kaymakamıyla aynı yerdeydik. Kaymakam benim yanıma gelemedi. Ben ana muhalefet partisinin grup başkan vekiliyim. Hiç önemli değil. Yani gölge etmeselerdi, belediyelerimizin, belediye çalışanlarımızın, diğer belediyelerden gelen desteğin ve Orman Genel Müdürlüğü personelinin çalışmalarına gölge etmeselerdi, belki daha az hasarla da bunu atlatmak mümkündü. Evet, çok büyük hasar var. Bir felaket yaşadık. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Parti ayrımı da yapmıyorum. Köyceğiz'i de dahil ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ama benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları 6 gündür belediye başkanı gibi değil, ormancı gibi, itfaiye eri gibi çalıştılar. Milletvekillerimiz Sayın Mürsel Alban'a, Süleyman Girgin'e, Burak Erbay'a, Suat Özcan'a teşekkür ediyorum. Partim adına. Onlar da 6 gündür milletvekili gibi değil, ormancı gibi, orman işçisi gibi, itfaiye eri gibi çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Gönüllülere, köylülere, can siperhane, kan ter içinde oralara su taşıyan köylülerimize, gönüllülere, ormancılara, itfaiyecilere, esnafa ve eşrafa ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bugün yangının genel olarak sönümlendiğine dair bilgiler her taraftan geliyor. Hepinizin bildiği gibi mahalle ve köy isimleri vermeyeceğim ama yangın Muğla'nın Bodrum başta olmak üzere, pardon Marmaris başta tabii, merkezinde, Milas'ta, Bodrum'da, Köyceğiz'de, Seydikemer'de, Kavaklıdere'de hissedildi ve etkili oldu. Ve arkadaşlarımız ve belediyelerimiz her aleve koştular. Bazen ellerinde yangın tüpüyle koştular, bazen tırmıkla, kazmayla koştular. Bazen jiplerle koştular ve mahsur kalan arkadaşlarımız oldu, tehlike atlatan arkadaşlarımız oldu. Oldu bitti. Ama tekrar söylüyorum. Biz bugün burada Tayyip Erdoğan'la cebelleşmek yerine hep birlikte el ele verip de şu faciayı daha az hasarla atlatabilmiş olmayı çok arzu ederdik. Bunu sağlamayan Sayın Erdoğan'dır. Değerli arkadaşlar, peşinen şunu söylememiz lazım. Ortada bir görevi ihmal vardır. Görev kusuru vardır, beceriksizlik vardır, ayıp vardır. Ve bunların sorumlusu orta yerdeki hükümettir.
beceriksizliklerini, ayıplarını, kusurlarını muhalefete hakaret ederek, muhalefeti itham ederek örtmeye çalışmaları da onların ayıbı olsun. Ama peşinen şunu söyleyeyim, ben 58 yaşındayım. Cumhuriyet tarihinde olan biten her şeyi de okumuşluğum vardır. Ben devletimi hiç bu kadar aciz görmedim. Ben devleti hiç bu kadar aciz içinde görmedim. Ben devleti bu kadar şaşkın, ne yapacağını bilmez halde hiç görmedim. Buna üzülüyoruz. Buna üzülüyoruz. Ve ormanlar, onların içindeki börtü böcek. Hep söylüyorum. Dünyayı biz insanlar tek başımıza kullanmıyoruz. Hayvanlarla beraber, bitkilerle beraber kullanıyoruz. Onlar bizim paydaşlarımız. Ama kentleri bitiren, talan eden, kurutan AK Parti zihniyetinin şimdi ormanları talan etmek için her fırsatı değerlendireceği zihniyet ve yaklaşımını da üzülerek görüyoruz. Bir cumhurbaşkanı yalan söylememeli. Bir cumhurbaşkanı ana muhalefet partisinin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, grup başkan vekillerine hakaret etmemeli, edemez. Eğer illa da edeceğim diyorsa misliyle de karşılığını alır. Ama biz onun düştüğü çukura da düşmeden bunu yaparız. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Bodrum Belediye Başkanı, Genel Başkanımız Gülizar Hanım, ayın ikisinde Bodrum'da Mumcular bölgesinde incelemelerde bulunduk. Sadece Mumcular'da değil. Sadece Mumcular'da değil. O bölgede Mazı dahil Beyciler ve bu köylerin tamamında incelemelerde bulunduk. Bayır, Mazı, Beyciler ve Mumcular'da. Saat 12'de bölgeye gittik. Saat 18'e doğru bölgeden ayrıldık. Erdoğan, tekrar ediyorum sana. Vallahi de billahi de o bölgede saat 12 ile 18 arası Mumcular civarında, Mazı bölgesinde, Beyciler bölgesinde bir tek helikopterini, bir tek uçağını görmedik. Sen diyorsun ki zaten namert. Görmedim, gördüysem namerdim. Oradan uçak geçtiyse ben namert olayım, geçmediyse sen namert ol Erdoğan. Sen namert ol. Aç uçuş kayıtlarına bak. Muhalefete çamur atarak, muhalefet yalan söylüyor diyerek, yeni bir yalan söylüyorak ayıbını, kusurunu, günahını kapatamazsın. Önce bunu bir bileceksin. Ve devleti içine düşürdüğün bu acz için er geç, vakti zamanı geldiğinde millete bunun hesabını da sandıkta vereceksin. Bundan kaçışın ve kurtuluşun yok. Değerli arkadaşlar, bir laf vardır. Ayasofya'da Sultanahmet'te dilenir, Ayasofya'da sadaka verir. Bir laf daha vardır. Evin kapısında dilenir, penceresinden sadaka verir. Beyefendi Somali'ye 30 milyon dolar değil mi? 30 milyon dolar hibeyi bir fermanla dünyaya caka satmak için yapıyor. Ama Türk Hava Kurumu uçaklarının 36 milyon TL'ye, dolara değil, TL'ye onarılabilecekken bu paradan bunu vermekten imtina ediyor. Bakın çok samimi bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ın Cumhuriyet'in temel değerleriyle, kurucu lideriyle ve temel eserleriyle, kazanımlarıyla vallahi de billahi de sorunu vardır. Türk Hava Kurumu alelade bir dernek kurum değildir. Türk Hava Kurumu Türkiye daha 14 numara lamba camını yeni üretirken kurulmuş bir kurumdur. 25 Şubat 1925'te kuruldu. Cumhuriyet'ten bir yıl sonra Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kuruldu. Ve o Mustafa Kemal Paşa için göz bebeğidir. Gözünün nuruydu. Ve Erdoğan'ın Mustafa Kemal'le özdeşmiş bu kurumu ortadan kaldırmak için yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Ve yaptı. Bu kurum 3 yıl önceki halinde olsaydı Muğla bölgesinde, Manavgat bölgesinde şu an kaybettiğimiz ormanların sadece ve sadece %10'unu kaybedecektik. %10'unu. Bunun sorumluluğu da Recep Tayyip Erdoğan'ındır.
Değerli arkadaşlar, rahmetli Demirel'den duyduğum bir sözü nakletmek isterim. Terzi yerinde yemek pişirilmez. Bunların dünyadan da haberi yok. Küresel iklim değişikliği diye bir olgu var. Dünya 20 yıldır, 30 yıldır buna kafa yoruyor. İklim de değişti. Küresel olarak değişti. Muğla'da değişmedi. Türkiye'de değişmedi. Dünyada değişti. Yeni bir ekolojik tablo var önümüzde. Yeni bir ekolojik ortam var önümüzde. Bunlar 50 yıl önceki ekolojik tablo ve ortama göre 50 yıl sonraki ekolojik tabloda yaşananlarla mücadele etme peşindeler. İşte bunun adı terzi dükkanında yemek pişirmektir. Dükkanı kokutursunuz. Dükkanı batırırsınız. Olan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011'de küresel iklim değişikliği ile ilgili bir raporu vardır. Erdoğan, sen bu işlerden anlamazsın ama adamlarına söyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden o raporu alsınlar. Biz 2011'de küresel iklim değişikliği ile ilgili rapor hazırlamış bir partiyiz. Devleti biz yönetiyor olsaydık bu çerçevede yeni ekolojik tablo doğrultusunda ormanlarla, ormanları koruma, geliştirme ve mücadele noktasında yangınların önlenmesiyle ilgili caydırıcılık ve önleyicilik konusunda yeni konsepte, yeni iklime göre tedbirlerimizi alacaktık. Ama Ali Bey biraz önce söyledi, Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldıracağız diye. Sadece Türk Hava Kurumu'nu değil, Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bu bize nasip olacak, bu Millet İttifakı'na nasip olacak. Yaralar sarılır. Afet bölgesinde ki vatandaşlarımız, köylülerimiz, Allah onlardan razı olsun, ben müthiş bir seferberlik gördüm o traktörlerle, tankerlerle, bidonlarla. Büyük kayıpları var. Arkadaşlarımız Orhan Bey, Okan Bey, Tarım Komisyonu üyelerimiz buradalar. Bu bölgeye gidecek arkadaşlarımız, zeytinliklerin büyük yanması sonucu adam diyor ki ben şimdi ne yiyeceğim artık diyor. Eve ekmeği nasıl alacağım diyor. Zeytinleri yanmış, zeytin ağaçları bitmiş. Adamın tek geliri senede 500 kilo zeytinyağı sıkmak. Orhan Bey, bu vatandaşlarımıza sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün belediyeleri, bütün imkanları yangından etkilenen aziz vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindedir. Kimse gelecek kaygısı duymasın. Kimse ne yiyeceğim diye düşünmesin. İşte burada Muğla İl Başkanlığı var. Muğla'nın 4 sayın milletvekili burada. Bizler buradayız. Telefonlarımızı muhtarlarımız herkesten temin edebilir. Sayın İl Başkanı, size rica ediyorum. Sizden kim talep ederse, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil, hepimizin telefonlarını vermeye yetkilisiniz. Kim isterse, hangi vatandaşımız isterse bunu yapınız lütfen. Değerli arkadaşlar, zor zamanlarda polemik yapmayı istemeyiz. Keşke yapmasaydık. Keşke bu noktaya çekilmeseydik. Ama size soruyorum, sevgili vatandaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bir afet bölgesine gidiyor. Aynı 500 metrekare içinde kaymakam ona düşman gibi bakıyorsa bu devletin çivisi çıkmıştır. Onun için diyorum ki biz bu devleti de bu milleti de ayağa kaldıracağız. Tekrar bölgeye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli arkadaşlar. Erdoğan'ı tekrar uyarıyorum. Dünya bir küresel iklim değişikliği süreci yaşadı. Ekolojik denge tümüyle değişti. Sizin alanınıza giriyorum ama yapacak bir şey yok. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadelenin formatı da değişti. Bunu bilmeyen bir devletle karşı karşıyayız. Uçak meselelerini arkadaşlar söyledi. Tekrar söylüyorum. Erdoğan'a sesleniyorum. 2 Ağustos günü Mumcular bölgesine saat 12 ile 18 arasında bir uçak ya da helikopter gittiyse tekrar ediyorum, ben namerdim. Ama gitmediyse sen bilmiyorum. Cumhurbaşkanına yalan söylemek yakışmaz. Cumhurbaşkanının muhalefete hakaret etme lüksü ve hakkı yoktur. Ederse misliyle karşılığını bulacağını da bilmesi lazım diye düşünüyorum. Muğla'mıza, Antalya'mıza, Türkiye'mize çok çok geçmiş olsun. Orman köylülerimiz şüphesiz bu yangından en çok etkilenen kesimdir. Tabii ki bu ormanlar sadece bizim Muğla'nın değil. Bu ormanlar sadece Türkiye'nin de değil. İnsanlığındır, insanlığa aittir.
ve bu yaraların sarılması, yeni orman yangınlarının oluşmaması konusunda devletin bu beceriksizlikle, bu liyakatsızlıkla yapabileceği çok bir şey yok ama alınabilecek tüm tedbirleri almasını, sorumluların, arkadaşlarım söyledi, sorumluların da siyasetin gereğini, nezaketin gereğini ve ahlakın gereğini yapmasını ben de talep ediyorum. Aziz milletimize, Muğla'mıza, Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Siz değerli basın mensuplarını ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.